Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Resulü'nün tevazusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda dünyada hiçbir kralın ulaşamayacağı derecede imkanlara kavuştuğu, insanların ideal bir mürebbi olarak kalplerini fethettiği halde, ayaklarının altına serilen bu büyük dünya nimetlerinin hiçbirine iltifat etmeyerek eski mütevazi yaşayışına devam etti. Önceki gibi kerpiçten yapılmış mütevazi odasında sade ve fakir bir şekilde yaşadı. Hurma yaprağıyla doldurulmuş bir şilte üzerinde uyudu. Basit elbiseler giydi. En zayıf insanın hayat tarzının bile altında yaşadı. Bazen de yiyecek hiçbir şey bulamadığı halde Rabbine şükredip açlığını bastırmak için karnına taş bağladı. Bütün günahları affedilmiş olduğu halde tevbe, şükür ve niyazına devam etti. Ayakları şişinceye kadar gecelerini namazla geçirdi. Mazlumların imdadına yetişti. Yetimlerin, kimsesizlerin, gariplerin tesellisiydi. O, büyüklüğüne rağmen en aciz insanlarla bizzat meşgul oldu. Hatta onlara engin şefkat ve merhametiyle daha ziyade kol, kanat gerdi. İnsanlar nezdinde en kuvvetli göründüğü Mekke-i Mükerreme'nin fethi günü, korku ve heyecanla ve adeta titremekten dişleri birbirine vurarak "Ya Resulallah, bana İslam'ı telkin buyurunuz" diyen hemşehrisine, imkanlarının en zayıf olduğu zamandan şu misali zikrederek sükunet telkin etti ve "Sakin ol kardeşim, ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun yetimiyim" diyerek tarihe, kabına varılmaz, topuğuna dahi erişilmez bir tevazunun zirvesini hediye eyledi. Yine aynı gün Mekke-i Mükerreme'nin fetih günü, ihtiyar babasını sırtına alarak huzuruna getiren ve ona iman telkin etmesini isteyen Hazreti Ebu Bekir'e, "Ya Ebu Bekir, şu ihtiyar babanı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gidemez miydik?" karşılığını verme faziletini göstermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima acz içinde olduğunu bildirirdi. Kendi halini şöyle ilan ederdi: "Ben de sizler gibi bir insanım. Bana sadece vahyolunuyor." buyurmuştu. O sallallahu aleyhi ve sellem Resullüğünü tasdik cümlesinin başına bilhassa ve ısrarla "abdühü" yani Allah'ın kulu kelimesini ilave ederek ümmetini geçmiş milletler gibi sapıklığa düşmekten muhafaza ediyordu. Kendisine aşırı tazim gösteren kimselere de "siz beni hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz. Çünkü Allah Teala beni Resul edinmeden önce kul edinmişti" ikazında bulunuyordu. Bir defasında şöyle buyurmuştu: "Hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde cennete giremez." Ashab-ı kiram hayretle "Sizde mi ya Resulallah?" diye sordular. "Evet, ben de. Meğer ki Rabbimin lütfi ihsanı imdada yetişe. Zira onun fazlı, rahmet ve mağfireti beni bürümedikçe ben de cennete giremem.
yaptığım ameller beni de kurtaramaz buyurdular. Yine bir seferinde de Femi Güher-i Nebevilerinden şu güzel sözler sadır olmuştu. Allah büyüklük taslayarak elbisesinin eteklerini yerde sürüyen kimsenin kıyamet gününde yüzüne bakmaz. Bir hadisi şeriflerinde de kim dünyada şöhret elbisesi giyerse Allah Teala ona kıyamet gününde mezellet elbisesi yani alçaklık elbisesi giydirir buyurmuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hissesine düşen ganimetleri bile hemen dağıtır, ümmetinin maddi bakımdan en alt seviyede olanlarının hali üzere mütevazi bir hayat yaşardı. Salat ve selam Efendimiz'e, âl ve ashabına olsun. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.